Söz sırası Ankara Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Oral'a aittir. Süremiz 10 dakika. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Memleketim Ahlat'ın tarihi ve kültürel değerleriyle alakalı bir çalışma gerçekleştirdikten sonra geçirdiği elim trafik kazasıyla Hakk'a yürüyen kıymetli bilim insanı, Kültür ve Turizm Bakanı, yardımcısı Profesör Doktor Haluk Dursun Hoca'yı rahmet ve dua ile anıyorum. Sözlerime bu duygularla başlıyorum. Kıymetli milletvekilleri, kültür denilince akla büyük sosyolog ve Türk milliyetçisiye Gökalp gelmektedir. Gökalp, Türk kimliğini tarif ederken Hars yani kültür kavramını kullanmıştır. Türk milliyetçiliği de bir kültür milliyetçiliği olarak nitelendirmiştir. Aynı geleneğin temsilcisi olan büyük Türk milliyetçisi Profesör Doktor Erol Güngör de bir milletin yaşama gücü onun kültüründe çok sağlam dayanakların bulunmasıyla mümkündür demiştir. Bu bağlamda şunu açıkça söyleyebiliriz ki Kültür Bakanlığı Türk kimliğini bir pınar gibi besleyecek ve Türk milletinin yaşama gücünü artıracak olan bakanlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte ülkeyi şirket gibi yönetmek istiyorum demişti. Bu minvalde görüyoruz ki Sayın Erdoğan kültüre yeterli değeri vermemekte, turizmi ise bir turizm şirketi sahibi olan Sayın Bakanımızla birlikte yönetmeye çalışmaktadır. Turizm belki şirket gibi yönetilir ama bir milletin yaşama gücünü sağlayan kültür şirket gibi yönetilemez. Kültür gerçekten o kültüre bağlı fedakar insanlarla birlikte yükseltilir. Bu bütçe kültür meselelerinin yönetilmediğinin göstergesidir. Saygıdeğer milletvekilleri, Haluk Dursun Hoca'nın vefatı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür başlığının kaybı olmuştur. Çünkü hem Sayın Bakan'ın komisyon sorumlu sunumlarında hem genel söylemlerinde gördüğümüz üzere kültüre dair bir politika tasavvuru olmadığı açıktır. Komisyonda turizm ile alakalı meseleleri en ince ayrıntısına kadar yorumlarken kültür meselelerini sadece şu kültür merkezini inşa ettik, bu müzeyi tadilat yaptırdık noktasında kalmıştır maalesef. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu ülkenin kimliğini şekillendiren, kültürü yükseltecek bir kültür politikası üretecek bakanlık olmalıdır. Bu bakanlık turizm rantını düzenleme bakanlığı değildir, olmamalıdır. Turizm komisyonu üyesi bir milletvekili olarak şunu açıkça söyleyebilirim. Bu dönem getirilen kanunlar ceza düzenlemeleri yapmaktan, yeni vergiler getirmekten, FETÖ iltisaklı isimleri ajanslara üye yapmaktan başka bir iş görememektedir. Kıymetli milletvekilleri, Ankara'da Milli Kütüphane'nin ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Araştırma ve okuma salonları yetersizdir. Milli Kütüphane 24 saat depolarından kitap alınabilir halde olmalıdır. Yeni yapılan ve her türlü tamamlamalardan tamamlanamayan depo inşaatı bir an önce tamamlanmalı ve eğer mümkünse yeni okuma salonlarını da içerecek şekilde gerçekleştirilmesi şarttır. Saygıdeğer milletvekilleri, konumuz kültür olunca kültürümüzü şekillendiren tarihi varlıklarımızdan biri olan Ahlat ile alakalı birkaç söz söyleme ihtiyacını hissettim. Ahlat bir başkadır. Çünkü milattan önce 2000'li yıllara dayanan bir yerleşim birimidir, tarihe sahiptir. Sahabeden Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman Gazi Ahlat için şehit olmuştur. Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi burada doğmuş, burada büyümüştür. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı öncesi Şanlı hükümdar Sultan Alparslan ordularıyla burada karargah kurmuştur. Ahlat Kubbetül İslam'dır, Osmanlıların ata şehridir. Hülasa Ahlat Türk'tür, Türklüktür, Anadolu'dur, Türkiye'dir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda, meclisinde bulunan bütün siyasi parti grupları Ahlat konusunda itinalıdır. 21. dönemde bütün siyasi parti gruplarının desteğiyle benim başkanlığın yaptığım bir araştırma komisyonu kurulmuş, Ahlat üzerine çalışmıştı. Ancak erken seçim sebebiyle çalışmaları kadük kalmıştı. Burada yarım kalan meseleyi tamamlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Ahlat'ın ülkemizin kültür başkenti yapılması ve özel bir statüye kavuşturması için çalışma yapılsın, biz de seve seve destek verelim. Saygıdeğer milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi 8.6 artarken Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi 9.5 civarında oranında azaltılmıştır. Bu azalan bütçe ile Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi yoğun bir bakanlığın yeterli verim sağlayamayacağı aşikardır. Biz milli mücadelenin yokluk yıllarında para harcayıp Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni Ankara'da kurmuş bir büyük milletiz. Bu ecdada layık olacak işler yapmak zorundayız. Görülmektedir ki Kültür ve Turizm Bakanlığı milli kültürümüzü geliştirmek için yetersiz kalacak, turizmde sektörden ne koparırsak kârdır mantığıyla icraat yapacaktır. Bu şekilde bir bütçenin milletimize faydası olması mümkün değildir. Sayın milletvekilleri, iki hafta önce parti çalışmaları için Nevşehir'deydim. Nevşehir'de Kapadokya Alan Başkanlığı çalışmalarıyla alakalı biraz bilgi aldım. Hatta Sayın Valimizi, yani aynı zamanda Kapadokya Alan Başkanımızı da ziyaret ederek bu konuları görüştüm. Başkanlığın tek elde daha hızlı icraat ve özel bir ilgi sağlanması için kurulduğunu Vali Bey de teyit etti ve vurguladı. Ancak verdiği bilgilerden ve ayrıca öğrendiklerimizden anladık ki Kapadokya bölgesinde bir kaos hakimdir. Geçmişte burada pek çok hata yapılmıştır. Peribacaların dibine oteller dikilmiş, pek çok yerde barakalar şeklinde dükkanlar yapılmış, rant almış başını gitmiştir. Kapadokya Alan Başkanlığı faydalı bir yapı olsa da bu rantın ve bu talanın oluşmasında günahı olan iktidardan bir kanun değişikliğiyle işleri düzeltmesini bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Ayrıca Aksaray, Kapadokya'nın girişi olarak Alan Başkanlığı kapsamına alınmalıdır diye düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, Türk İslam kültürü bir vakıf kültürüdür. Malı mülkü olanın malını millet hizmetine vakfetmesiyle bu toplumsal düzen yüzyıllarca yıl sürmüştür. AK Parti iktidarlarının bu kültüre en büyük zarar verdiği de aşikardır. Pek çok faydalı iş yapan, Türk İslam kültürüne uygun çalışan vakıfları tenzih ederek bir durum tespiti yapmak istiyorum. Vakıflar bugün çocuk tacizleriyle anılıyorsa, belediyelerden aldıkları milyonlarca liralık paraların çarçur edilmesiyle biliniyorsa, 15 Temmuz ihanetinin ardında onlarca vakıf bulunuyorsa, yüce dinimizin içini boşaltan pek çok yapılanma vakıf kisvesine bürünmüşse, vakıf malı olan Vakıflar Bankası hisseleri Hazine Bakanlığı'na devredilip akıbeti belirsiz, meçhul bir hale gelmişse, vakıf düzeninin çivisi çıkmıştır ve bu çiviyi çıkartan da AK Parti iktidarıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi tarihi sorumluluklar taşıyan bir kurumun Sayıştay raporlarında çeşitli usulsüzlüklerle anılması da utanç verici bir durumdur. Vakıflar dualar ve dualarla tescillenmiştir tarih boyunca. Sultan II. Mahmud'un hazine vekili Hafız İsa Ağa'nın 1818 tarihli vakfiyesindeki dua bu yaşananlara en güzel cevaptır. Bakın, Hafız İsa Bey şöyle buyuruyor: vakıf gelirini haksız alarak yiyenler dünya ve ahirette mutluluk yüzü görmesinler. Saygıdeğer milletvekilleri, bu düşüncelerle sözlerimi bitirirken şu önemli konuyu da ifade etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrı bakanlıklar olmalıdır. Buna göre de bütçelendirilmelidir. Özellikle Türk kimliğinin besleyici kaynağı olan kültür meselelerinin çok daha ayrıntılı politikalarla yürütülmesi için bu şarttır diye düşünüyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.